Değerli izleyicilerimiz, koronavirüs nedeniyle geride bıraktığımız yılda Almanya'ya göç neredeyse durma noktasına geldi. Bakalım haberimizin detayları neler? Koronavirüsün etkili olduğu 2020'de Almanya'ya göç eden yabancı uyrukların sayısında son 10 yılın en düşük artışı kaydedildi. Türkler ilk sıradaki yerini korumaya devam etti. Federal İstatistik Dairesi'nin açıkladığı rakamlara göre Almanya'ya göç edenlerin Almanya'yı terk edenlerin sayısı çıkartıldığında alınan göçteki artış sadece yüzde %1.8 oldu. Almanya'ya göç edenlerin sayısı bir yıl önceye göre sadece 204 bin kişi arttı. 2020 yılında 740 bin yabancı uyruklu Almanya'ya gelirken 479 bin kişi ülkeyi terk etti. Böylece Almanya'daki yabancı sayısındaki artış sadece 262 bin oldu. Evet, Almanya'da tarihi bir rekor. Koronavirüs salgının etkili olduğu 2020'de Avrupa Birliği ülkelerinden Almanya'ya göçler sabit kalırken, üçüncü ülkelerden gelenlerin sayısında önemli düşüş kaydedildi. Üçüncü ülkelerden net göç sayısı yüzde 44 azalarak 157bine geriledi. Almanya'da yaşayan yabancı uyrukların sayısı 31 Aralık 2020 itibariyle 11 milyon 432 bin olarak kaydedilirken bu grupta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ilk sırada yer almaya devam etti. Almanya'da yaşayan Türk pasaportu sahiplerinin sayısı 1 milyon 461 1910. 2019 sonuna göre, Almanya'da kayıtlı Türk vatandaşlarının sayısında 520 kişilik artış kaydedildi koronavirüsten dolayı. Tabi bu rakama Alman vatandaşına geçenler dahil değil. Türk vatandaşlarını 866 bin kişiyle Polonyalılar, 818 bin kişiyle Suriyeliler, 799 bin kişiyle Romenler izlemiş değerli izleyicilerimiz. Evet Türkiye zirvedeki yerini korumaya devam ediyor. Almanya'daki en çok nüfusa sahip göçmenler, yabancılar, Türklerden, bizlerden oluşuyor değerli izleyicilerimiz. Değerli izleyicilerimiz biliyorsunuz Almanya'nın bürokrasisi, kağıdı, küreği bitmiyor. Tabi bunlarla beraber bu yazılanları, memurların konuştuklarını anlayabilmek de bütün vatandaşlarımız için çok ama çok zor. İşte bununla ilgili olarak Almanya'da sıradan vatandaşın anlamakta güçlük çektiği ve memur Almancasını sadeleştiren bir yazılım programı hizmete giriyor. Neymiş bakalım detayları. Ulm kentindeki bir şirket bilim insanlarıyla birlikte geliştirdiği yazılım Baden-Württemberg eyaletindeki resmi kurumlarda çalışanlara dağıtıldı. Eyaletin sözcüsü memur dilinin vatandaşlar arasında sık sık öfkeye ve çaresizliğe yol açtığını belirterek bunun sonucunda tepkiler oluştuğuna ve vatandaşların resmi makamlara ek sorular yönetmek durumunda kaldığını ifade ediyor. Gerçekten de öyle. Yani öyle yazılar, öyle şeyler var ki sıradan bir insanın anlayabilme şansı yok. İşte bunun sadeleştirilme adımı. Yine eyalet yöneticileri bakın neler söylüyor. Resmi makamların metinleri ve formları vatandaşları çaresizliğe sürüklememeli. Herkesin anlayacağı şekilde formüle edilmeli. Yani bürokrasi ve kullanılan dil çok ağır Almanya'da. Çok ağır. Bunun sadeleştirilmesi gerekiyor. Bakalım haberin diğer detayları neler? Yazım yanlışlarını düzeltme programı gibi işleyen yazılımın birbirine eklemli formülasyonlardan oluşan uzun cümleler edilgen yoğunluklu ifadeler ve anlaşılması güç formülasyonları ayırt edebildiği ve metnin yazarına iyileştirme önerilerinde bulunduğu belirtiliyor. Yani ne olduğu belli olmayan şeylerin değerli izleyicilerimiz pek çok insan için bunların sadeleştirilme adımı ben de emeği geçenleri kutluyorum. Bakın bu olayla bağlantılı enteresan bir bilgi daha var. Onu da hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu resmi evraklarda, metinlerde yer alan yazıları sıfırdan 20'ye kadar zorluk derecesine göre sınıflandırmışlar bakın yapılan araştırmalara göre ortalama olarak siyasal bilimler alanında yazılmış bir doktora tezi 4.3 gazetelerdeki siyasi haberler 11 ile 14 radyo haberleri ise 16.4 seviyesinde anlaşılabiliyor değerli izleyicilerimiz Almanya'da pek çok sektörde olduğu gibi turizm sektöründe çalışanlarda İçinde bulunduğumuz bu sıkıntılı dönemde gerçekten çok ciddi anlamda yara aldılar. Bununla ilgili bir gelişme var. Bazı rakamlar var. Bu sektörün içinde bulunduğu durumu bizlere anlatan hemen bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Almanya'da koronavirüs salgınınıyla mücadele kapsamında getirilen kısıtlama ve yasaklar nedeniyle en zor durumda kalan konaklama sektöründe 200 binden fazla kişi maalesef işini kaybetti. Acı rakam federal hükümetin Yeşillerin soru önergesine verdiği yanıtta ortaya çıktı. Kısa süreli çalışma olmasına rağmen sektördeki çok sayıda insanın işsiz kalması dikkatlerden kaçmadı. Federal hükümet bu sektörde çalışanların yüzde %70'inin kısa süreli çalışma ödeneği kapsamında işine devam ettiğini duyurdu. Salgın nedeniyle işten çıkarılanların büyük çoğunluğunun yarı günlü çalışan personel olduğu belirtildi. Salgının başladığı 2020 yılında konaklama sektörünün ciro kaybının aylara göre farklılık gösterdiği ve %20 ile %70 arasında ciro kaybı olduğu açıklandı. Turizm sektörünün korona salgınının en çok kaybedeni olduğunu belirten yetkililer acil bir şekilde daha ciddi önlemlerin alınması gerektiğini ifade ettiler. Bakın değerli izleyicilerimiz sadece turizm sektörü değil. Yani pek çok sektör dünyanın her noktasında ciddi yaralar aldığı tatil, otel vesaire sektörler tabii ki daha büyük yaralar aldı. Çünkü insanlar evlerinden çıkamadılar. Çok sayıda vatandaşımız var bu sektörde çalışan, işletme sahipleri. Onlar da bizlere ulaşıyorlar. Onlar da sorunlarının çözülmesi için federal hükümetin daha ciddi yardımlarda bulunması gerektiğini ifade ediyorlar. Gerçekten bu sektörde çalışabilmek, şu anda para kazanabilmek çok ama çok zor. Umut ediyor ve bekliyoruz ki bu sıkıntı bir an önce biter, insanlar normal hayatlarına, işlerine, güçlerine dönerler. Ama daha uzun bir süre daha korona virüste yaşamaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Bakalım daha neler göreceğiz. Değerli izleyicilerimiz bildiğiniz üzere Türkiye Rusya'dan S4 savunma sistemlerini satın almıştı. Almasıyla beraber başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere tüm Avrupa isyan etmişti. Oysa Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma sistemlerini almak istemişti, vermemişlerdi. Almanya'dan, oradan, buradan geçici olarak bu Suriye Savaşı döneminde tedarikler yapıldı. Daha sonra da onlar geriye çektiler. Şimdi Türkiye neden Rusya'dan bu savunma sistemlerini alıyor diye ortalığı yakıp kavuran Almanya başta olmak üzere Batılı ülkeler bakın kendileri ne yapıyorlar? Alman savaş gemileri ve denizaltılarında Rusların yazılımlarının kullanıldığı ortaya çıktı. Yani bize laf edenler Rusların kendi yazılımlarını kullanıyorlar, navigasyon sistemlerini kullanıyorlar. Bu ortaya açık bir şekilde çıktı. Baltık Denizi'ndeki Alman denizaltı ve savaş gemilerinde Rus yapımı navigasyon sistemleri kullanıldı ve bu sistemlerin askeri standartlara uymadığı belirtildi. Alman donanmasından bir yetkili verilerin Rusya tarafından çalınması konusunda endişe duyduklarını ifade etti. Almanya'nın 2005'ten bu yana Rus şirketinin geliştirdiği navigasyon cihazlarını kullandığı ve bu sistemin ciddi güvenlik açığına neden olduğundan şüpheleniyor. Türkiye diyorlar ki neden S-400 hava savunma sistemini aldın diye ama kendileri bakın Rusların yazılımlarını kullanıyorlar, navigasyonlarını kullanıyorlar. Bunlara tabi cevap da geldi. Berlin Büyükelçimiz Sayın Ali Kemal Aydın Twitter hesabından yaptığı açıklamada Almanya'daki bazı yorumcuların Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S400'leri kullanmasına karşı çıkmalarını eleştirdi. Aydın, Alman denizaltılar Rus yapımı navigasyon sistemlerini kullanıyormuş. Rus sistemlerinin ciddi güvenlik açığına neden olduğundan şüpheleniliyor. Dileriz Almanya müttefiklerin yaptırım ve tehditlerine maruz kalmaz. S400 konusunda ahkam kesen Alman yorumcular ne yazarlar azaba diyor. S400 konusunda ahkam kesen, Türkiye'yi eleştiren bu değerli izleyicilerimiz, yorumcular bakalım ne diyecekler? Merak ediyorum ben de. Türkiye'ye söylemediklerini bırakmadılar. Kendileri Rusların bu yazılımını kullanıyor. Onlardan ses soluk yok. Sayın Büyükelçimiz gerçekten güzel söylemiş. Bakalım onlara ne yaptırım yapacaklar diyor. Türkiye'yi yaptırım yapmakla tehdit ediyorlar ya. Alın siz de kullanıyorsunuz. Hadi Türkiye'ye kullandığınız dili Almanya için kullansanıza. Tehdit etsenize. É possível?